Merhaba arkadaşlar, bugün anlatacağımız konuların ana teması Lazy Evaluation veya Kalbinet denen, yani programın, bilgisayarın programı nasıl okuduğu ile ilgili birkaç şey anlatacağız. Şimdi konularımız sırada bunlar. Şimdi A eşittir 5 üst sorusu dediğimiz soru var, kodu önlemesin. Int A eşittir 5, herhangi bir A değişken tanımlıyorum. A'nın değerini 6'ya çekiyorum. Sonra A eşittir 6 çekiyorum. Bir çıktı alıyorum, yani bir şekilde bu kodun nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyorum. Ya basit kodla. Şimdi çoğu kişi düşünüyor. Tabi yeni başlayanlar bunlar. A eşittir 5 ise A eşittir 6. Daha sonra burada bir daha kodun içine girer diyor. Yani ve hello world diyor. Şimdi nasıl çalıştığına bakarsak, hani dediğim gibi hani gördüğünüz gibi bir çıktı vermiyor. Kod herhangi bir çıktı vermiyor. Çünkü A'yı 6 yapıyor ve buradan yoluna devam ediyor. Herhangi başka bir olay olmasını bekliyor. İfler blok şeklinde çalıştığı için, yani burada else olduğu için girmiyor. Ama mesela bu else olmasa, else olmasa iki tane if bloğumuz olacak. A eşittir 6 olacak. Buradan daha sonra gelecek buraya girecek. Şimdi görelim. Bu hello world yazdığı arayüzü gösterdi. Gösterdi arayüzü. Şimdi bunun yanında Visual Studio'nun bazı desteklerini de göstermek gerekiyor. Bu destekler bu destekler breakpoint denilen şeyler. Bunlar özellikle büyük program yazdığımızda çok fazlasıyla işimize yarayan şeyler. Kodu satır satır çalışmamızı sağlıyor. Debugging yapmamızı sağlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burası sarı oldu. Buradan step veya şuradan şu ilk tuşla kodu satır satır çalıştırıyoruz. Örneğin burada uzun bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyona dallanmasını önlemek için şunu çalıştık. Şununla çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işaretle zaten yani fonksiyonu atlıyor. Ve burada da bir satır geriye gidebiliyoruz. Aynı zamanda değişkenin üzerine geldiğimizde bunları bir şekilde tıklayıp değişkenin değerine bakıyoruz. Örneğin daha A'nın değeri 0 olmuş. Daha 5'i içine atmamış. 5 değişkenin değerini. Bu şekilde bilgisayarın kodu nasıl okuduğunu veya kodu nasıl algıladığını diyelim, şey yapabiliriz, öğrenebiliriz veya programımızı debug edebiliriz. Satır satır çalıştırdığımızda A'nın değerini 5'e atadığını görüyoruz. Daha sonra kontrol ifadesine geliyor. Ve kontrol ifadesine girdiğini gösteriyor. Şu an atamayı yapacak. Bastığım zaman atamayı yaptı. Ve geldi buraya da girdi. Çünkü ilk var. Else if olsa girmeyecekti. Daha sonra message box'u bize gösterdi gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arayüzü görmemiz lazım. Şimdi bu tersini yapalım. Else. Şimdi else'i koyduğumuz zaman geldik, gene başladık. A işte 5 dedi, iki kere atamayı yaptı ve gitti. Gördüğünüz gibi hiç else olunca buraya girmiyor. Çünkü sadece bir tanesini görmesi yeterli bir if bloğunda. İki tane blok atarsanız farklı davranıyor. Bunun yanında modern bilgisayar mimarisinde ise daha doğru olur. İşletim sisteminin hızlı çalışması için bazı şeyler geliştirmiş, teknikler diyelim. Örneğin insanoğlu gibi düşünün, yani bilgisayarlarda. Örneğin bazı işlemler insanoğlu için çok zordur matematikte. Double A eşittir diyelim ki 5 çarpı sinüs 48 gibi bir değer. Şimdi bunu daha sonra şöyle bir şey yazdım varsayalım. A eşittir A bölü net 8 yazdım varsayalım. Şimdi daha sonra message box show A
Şimdi matematikte bu tür işlemler için hesap makinesi kullanıyoruz. Yani P8'in değerini, sinüs P8'in değerini bildiğimiz için. Ama yani insanoğlu bakar matematiksel işlemlere. A işte 5 çarpı sin P8, şuradan 48'e veriyorum. O zaman hani A'yı sin P8'e veriyorum. O zaman A'nın değeri direkt hani 5 çıkacak diye söyleyebiliriz. Tabii bilgisayarların da şöyle hesapladığını düşünüyor insanlar genelde. Burada 5 çarpı met 48'i hesaplayıp A'nın içine yüklüyor. Daha sonra hani A'yı gidiyor bir daha sin 48'e veriyor gibisinden düşünüyor. Ama bilgisayarlar böyle çalışmıyor. Bilgisayarlar call by need, yani şöyle yazmak gerekirse call by need veya bu yapının diğer adı lazy evaluation, yani tembel çalışma diyebileceğimiz veya değişkenin değerine ihtiyacı olduğu zaman hesaplaması diyebileceğimiz bir yapı. Çoğu kişinin ne yazık ki haberi yok. Haberi 5 çarpı 48, net 48'i burada değişkenin değerine ihtiyacı olmadığı için hesaplamıyor. Yani bunu debugging'le bakarsak değişkenin değerine ihtiyacı olacağı için falan hesaplar da yani dillerde böyle. Bunu hesaplamıyor. Bunu sadece denklem olarak frame'de tutuyor. Daha sonra değişkenin değerine ihtiyacı olacağı zaman veya burada mesela 5 eşittir W eşittir 10 dedik. Burada biz diyelim ki B'yi yazdıracağız. O zaman bu hiç A'yı hesaplamıyor. A'nın sadece 5 çarpı 48, sinüs 48 olduğunu biliyor. Yani sonuçta bunu hesaplarsa burada bir zaman kaybı olacak. Bunu hesaplamadan geçiyor ama ileride bir yerde lazım oldu diyelim ki şu şekilde lazım oldu. O zaman yani şurada da hesaplamıyor aslında. Şurada B'yi hesaplayacağı zaman bakıyor B'nin içinde ne var. 10 artı A var. Sonra gidiyor A'yı hesaplıyor falan. O şekilde çalışıyor. Yani değişkenin değerine ihtiyacı olduğu zaman çalışıyor. Hesaplamadan geçiyor normalde. Yani bunu sadece hafızaya atıp geçiyor. Şimdi bunu bu şekilde değiştikten sonra yani bu lazy evaluation önemli özel algoritmaların hızlı çalıştırılması isteniyorsa, daha doğrusu bilgisayarlar böyle çalışıyor, yani hızlı çalışıyor bu şekilde. Sadece ihtiyacı olduğu zaman hesaplıyor değişkenin değerini. İhtiyacı olmadığı zaman RAM'de tutuyor. Nasıl hesaplandığını. Daha sonra sıralı okuma demiş. Yani kodu nasıl okuyacağız derseniz bu C# gibi bir yazı da. Yani herhangi bir fonksiyon diyelim. Yani sonuçta main fonksiyon. Soldan başlarsınız. Normal gibi. Soldan başlanır ve aşağıya doğru okunur. Kodlar sırayla yani her noktalı bir dilde bir çalıştırılır. Atama işlemlerinde sağdan sola doğru atama yapar. Bunu zaten biliyoruz. Daha sonra işte yazılma sırası dediğimiz aslında algoritmaların, yani bir algoritma yazıyorsak en hızlı çalıştıran veya gerçekten güzel kod yazmak istiyorsa en hızlı çalıştıran kodlarımızdan bir tanesi. Örneğin bir fonksiyon tanımlayalım. Evet, mesela fonksiyon 1 olsun. Herhangi bir parametre almasın. Bir şey reklam etmesek de olur. Evet. Gördüğüm. Reklam 1. Şimdi şöyle bir algoritma yazdım mesela. Int a eşittir 5. İlk diyorum. A eşittir 5 ise veya a 3 ise şimdi bu biz şimdi ne yazdık? Bakarsak a 5 ise diyorum veya fonksiyon 1 ise. Şimdi print açalım. Şimdi V veya yapısı gereği birkaç şey yazalım. Şimdi V'de şöyle oluyor. V'de yani bildiğiniz gibi herhangi bir şey yanlışsa V'de iki tane şey kontrol ediyoruz. Yani sonuç daima sıfırdır. Herhangi bir sıfırsa kontrol edilen iki ifadede direkt sıfırdır. Yani diğerine bakmamıza gerek yok. Çünkü sıfırla neyi işleme sokarsanız sokun, lojik olarak yani
sıfır ya da bir de işleme sokun. Sonuçta sıfır çıkar. Şöyle çizmemiz gerekirse şimdi iki tane anahtarımız var. Burada da diyelim ki lambamız var. Yani şu kapalıysa, şey açıksa, sıfırsa bu. Bu sıfırsa buna bakmamıza gerek yok zaten. Yani bilgisayarlar da böyle çalışıyor zaten. Yani bilgisayar geliyor, bakıyor bu 5 ise ikinci algoritmayı çalıştırmıyor. Ve direkt içindeki kodu işlemeye çalışıyor. İşlemeye başlıyor. Yani kodu nasıl okuyor derseniz, kodu ilk de yani gelir soldan, ilk şarttan kontrol etmeye başlar. İkincisini eğer ilkinde mesela bu veya işlemi, veya işleminde şöyle oluyor. İki tane paralel anahtar gibi düşünülüyor. Burada lambda. Şimdi bu V işlemi. V işleminde iki tane seri anahtar var. Herhangi birisi açıksa, yani sıfırsa zaten diğerine bakmamıza gerek bile yok. Lamba yanmaz yani. Sonuç olarak bu. Burada da veya işleminde herhangi birisi birse, mesela diyelim şu bir, hani buna bakmamıza gerek yok. Zaten yani bizi ilgilendiren yer burası. Burada zaman kaybını önlemiş oluyor adamlar. Hani bilgisayarı düşünenler, nasıl bir tasarlayanlar, işletim sistemler. Zaman kaybı şöyle önleniyor. Diyelim şu fonksiyon bir algoritması 30 saniyede çalışan, sonucu geriye döndürmesi 30 saniye süren bir algoritma. Hani bir yerden bir bilgi bekliyor, şöyle bir şey saklıyor. Şimdi değişken karşılaştırmaları çok kısa süren bir şey. Şimdi diyelim ki biz bu kodu şöyle yazdık. Şimdi burada gelecek, ilk önce gelecek bu 30 saniyelik algoritmayı çalıştırıyor. Diyelim ki 0 dönüyor. Ondan sonra gelecek, bunu çalıştıracak. Ve veya işlemi olduğu için içine girecek. Şimdi bu algoritmayı böyle yazmak yerine böyle yazsaydık A eşit 5 veya fonksiyon 1. Şimdi burada ne yapacak? Bu şekilde yazsaydık ne yapacak? Bu gelecekti. A eşit 5 ise direkt girecekti içine. Şimdi bu kesin bir şey olmamakla birlikte aslında bir şeyin değişken değerini, bir ifin içine değişken değerini kontrol ediyorsak onu ilk önce en kısa süren işlemi en öne yazmak en mantıklısı her zaman. Çünkü bu 1 olduğu zaman zaten direkt veya işlemi olduğu için içine girer işlemi. Aynı şekilde burası V iken, diyelim ki A eşittir 5 yanlış çıktı. Hiç içine girmez. Diğer ikinci algoritmayı çalıştırmaz ve direkt yoluna devam eder. Bunlar önemli şeyler çünkü algoritmaların hızlı çalıştırılması için veya gerçekten güzel kod yazabilmemiz için bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü kullanıcının sonuçta bilgisayarın başında oturup programın açılmasını beklememiz yani eğlenceli bir şey değil kullanıcı için de bizim için de. Ondan dolayı bunları bilmek lazım. Bunlar da bu şekilde yani soldan sağa doğru okuyor. En kısa sürede çalışan algoritmayı buraya yazmak en mantıklısı. V işlemi veya veya işlemi de öğrendik. Yani ikincisine bakmamıza gerek yok. Yani şuradan sıfır dönüyorsa ikincisine bakmıyor zaten. Direkt geçiyor bu ilk bloğunu. Bunu da anlattıktan sonra bir değişkenin değerine sürekli ihtiyaç duyduğumuz konusu var. Örneğin net çarpı sin kısırız. Bilgisayarın bunu hesaplaması kolay da hani insan için zor sonuçta. Kullanımlıktır işlemler. Şimdi bir değişkenin değerine sürekli ihtiyaç duyacaksa örneğin bir yerde nasıl bir şey yapalım. Diyelim ki ben sürekli metris 8'i 5 defa. Şimdi bu burada da ne yapıyoruz? Şurayı görmeden gelirsek sürekli metris 8'in değerini bilgisayara hesaplatıp yazdırıyoruz. Yani burada hesaplama işlemi uzun sürebiliyor olabilir. Yani burada başka bir fonksiyon da olabilir. Mesela içine attığımız değişkeni 5 saniyede hesaplıyor. Burada her seferinde gelecek değişkeni hesaplayacak vesaire. Bu tabi işlemcinin önberliğine göre de değişik. Sonuçta bilgisayar çok kullandığı şeyler işlemcinin önberliğinde, CPU'nun önberliğinde. Ama bu yani gereksiz yere CPU'nun önberliğine yüklenmenin anlamı yok. Bazı şeyleri bilirsek daha güzel programlar yazabiliriz CPU'ya daha az yüklenen.
Şimdi burada gelecek 5 defa örneğin sim 48'i hesaplayacak, sürekli hesap yapacak, yeniden aynı hesabı yapacak. Ama bunun yerine programcılar diyor ki, örneğin aynı zamanda Visual Studio'nun bir özelliğinden de bahsedeyim gibi gelmişken, mesela şunların hepsini birden silip A yazmak istiyorum, alt tuşuna basıyorum, bu şekilde yazdığım zaman oluyor. Bu Notepad Plus da yapıyor ama Developer C veya Pixie'nin setup'ı uygulanıyor. Bunlar yapamıyor bunu. Bu güzel bir özellik. Neyse, bu da RAM'de bir değeri atıp sürekli kullandığımız şeyin değerini, sürekli kullandığımız fonksiyonun sonucunu diyelim. Bir RAM'de bir şeyin içine atıp sürekli RAM'den çağırmak, böylelikle hani hazır, elimizdeki hazır veri kullanmak çok önemli. Yani CPU yağı yüklenme konusunda olsun veya daha güzel program yazma konusunda olsun veya esnek program yazma konusunda olsun. Yani sizin mesela işte bu fonksiyon artık 48 göndermeniz gerekmiyor, 50 göndermeniz gerekiyor. Deminki gibi yazarsanız kodu tek tek hepsini editlemeniz gerekiyor. Ama burada tek seferde editlemek en güzeli. Yani direkt oradan kullanmak. Bunlar aslında yazılım tasarımıyla ilgili küçük detaylar. Hava satıyor. Bu şekilde direkt RAM'den çalıştırabilirsiniz kodlarınızı. Yani direkt RAM'den bir satma yapmadan çalıştırabilirsiniz. Bunun yanında üçlü maksimum olayları bazen işimize yarıyor. Örneğin sizin 3 tane değişkeniniz var. A, B ve C. Hatta tamamdır. A, 5, 5, 7, 5, 5, 1. Şimdi siz şey yapmak istiyorsunuz. Bunların arasından maksimumunu bulmanızı istiyorsunuz. Ama şey kullanmak istiyorsunuz. Metin max fonksiyonu. Yani bu fonksiyonu ne işe yarar derseniz iki tane parametre alır. Bunun overloadları da var. Yani desimal, double vesaire. Yani iki tane sayısal değer alır. Bunlardan size büyük olanı döndürür. Ama siz hani bir algoritma da yazmak istemiyorsunuz, düşünmüyorsunuz ve 3 tane değerle karşılaştırmak istiyorsunuz. O zaman nasıl yapacaksınız? Veya lineer bir arama algoritması yazmadan sonuçta gerek yok yani 3 tane değer karşılaştırmanız alt üstü. En mantıklı yöntem şu A ile B örneğin. Max, max, A virgül B virgül C. Yani bu da ne yaptığımızı şimdi, yani iki tane, üç tane değer karşılaştırmanın en mantıklı yolu ilk iki değeri karşılaştırmak, çıkan sonucu üçüncüsüyle karşılaştırmak. Minimal fonksiyonunda da böyle. Yani üşeniyorsunuz 3 tane program yazmak yazmaktan veya şunu yazmak istemiyorsunuz A küçüktür B ise V işte A küçüktür B ise falan yani bu tür uzun algoritmalar bunlar çünkü tamamen bug sebebi yani sorun sebebi bunlar insan burada karıştırabiliyor sırasını veya kodu okumak zorunda şu aslında bu tür algoritmalar yani bu tür üçlü karşılaştırmalarda yani bazen ihtiyaç oluyor insan. Yani sadece üç tane değer karşılaştırmamız gerekiyor. En mantıklısı bu. Bunun yanında şöyle matematiksel bir algoritmadan da bahsedeyim. Geri açarsak diyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi matematikte sibling fonksiyonu var. SGN diyebilir. X parametresi diyebilir. Şimdi sibling fonksiyonu şöyle çalışıyor. Mantığı şu. 1'dir. X büyüktür 0 ise. Yani içine girilen değer 0'dan büyükse 1'dir. 0'dır. X eşittir 0 ise. Ve eksi 1'dir. X küçüktür 0 ise. Şimdi sibling fonksiyonu bu şekilde çalışıyor. İnsanların çoğu sibling fonksiyonunu bize yazmasını istediğimizde şu şekilde yazacaktır. İntegir bir değer döndürecek. SGN diyelim. X parametre olarak da X'i yazdım. Yani tanımladığım matematik tanımladığım. Şimdi return olarak şöyle yazacak. Yani bize ilk X büyüktür 0 ise neydi? Return 1 else if X
3 digit 0 ise return 0 else, yani artık x'in sıfırdan küçük olma ihtimali kaldığı için return eksi 1. Şimdi insanlar genelde böyle uzun kodlar yazacaklardır. Ya burada aslında kodun uzun veya kısa olmasından öte hani güzel görünüyor aslında olay yani. Genelde böyle yazacaklardır ama yani şu da var yani şöyle kodlarda yazılabilir. Aslında bu genelde C dilleri için de güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Mantık şu. Şimdi bildiğiniz gibi bir şey true'sa değeri 1'dir. Yani doğruysa değeri 1'dir ve yanlışsa değeri de 0'dır. Şimdi şöyle bir ifade yazsam mesela k eşittir 5 büyüktür 0. Şimdi böyle bir ifade yazdığınız zaman 5 sıfırdan büyük mü? Evet. Yani k'nin içine 1 değerini atar. Ama işte 0. 0 daha büyük dersek k'nin içine 0 değerini atar. Yani matematiksel şeyler atayabiliyoruz. Daha sonra return dedik. Signal fonksiyonunu şu şekilde yazıyorum şimdi. X büyüktür 0 eksi x küçüktür 0. Şimdi bunu bu şekilde yazdığımız zaman buradan bunu çıkaran bir şey neydi? Şöyle yazsam. Space'de interesansı şimdi yazı tamamlanamıyor. Şimdi x, yani burada C Sharp'ın özelliğinden kaynaklanan, yani tür dönüşümleri arasındaki özelliklerinden kaynaklanan, güvenlik özelliklerinden dolayı kaynaklanan compiler'in bir sorun içerik ama mesela developer C++'da yazmıyorsa bunu bununla karşılaşmıyorsunuz. En azından biz şeydeyken, aklındayken developer C++'da neyse. X büyüktür 0 ise değeri 1'dir. Buranın da değeri 0'dır. Değil mi? Daha sonra 1 eksi 0 1. Yani X büyüktür 0 ise değeri 1 dönülür. Daha sonra X eşittir 0 ise bu da yanlış, bu da yanlış. 0 eksi 0'dan 0 dönülür. Ve X eşittir küçük şey, X küçüktür 0 ise burası 0 eksi şurası 1 olacağı için eksi 1 dönülür. Bu şekilde yazılabiliyor kod. Bunu hani bu sadece signal fonksiyonu için değil. Yani bazen öyle şeylere ihtiyacımız oluyor ki mutlak değer örneğin bize yetmiyor. Veya if yazmak istemiyoruz. Mesela elimizde bir liste var. Örneğin elimizde bir liste var. Örneğin elimizde bir liste var. Listenin son 15 elemanını kullanmak istiyoruz. Yani elimizde bir list box var. Ve 30 tane elemanı var veya hiç elemanı yok. Şimdi o durumları kontrol ettirmek yerine bazen böyle algoritmalar yazmamız gerekebiliyor. Daha doğrusu problem sunuyorlar. Mümkün bir eşittir. Mesela silinin 30 şey mesela yani bir şey sıfırla mutlak değerini almak istemiyoruz bir şey. Ama neyse mesela 30 eksi 30 eksi 10 mesela 30 eksi x diyelim ki. Şimdi biz böyle bir fonksiyonumuz var. Biz bu fonksiyonlar şöyle bir şey dönsün istiyoruz. Eğer sıfırdan küçükse buradaki ifade sıfır dönsün. Yani hata oluşmasın istiyoruz. Kısacası yani mesela şu x küçükken burası eksi 10 olacak. Diyelim ki bu da bir matrizin indisine erişmeye çalışıyor. Yani o zaman sıkıntı oluyor işte eksi 10 olacak. Ben istiyorum ki buradan sıfır dönsün istiyorum. İşte o tür yerlerde bu tür fonksiyonlar, bu tür mantıksal fonksiyonlar kullanılabilir. Aslında algoritma bir şey ne bileyim ama mesela kadar yok.